İpek Yolu şelalelerinden herkese merhabalar. İyi seyirler diliyoruz. Efendim şu anda İpek Yolu şelalelerinden bir tanesi olan Kızlar Şelalesi'ndeyiz. Birbirinden farklı, birbirinden ayrı destinasyonları olan 20 şelaleden oluşuyor demiştik İpek Yolu şelalelerini. Bunlardan bir tanesi de, hatta 3 tanesi diyelim. Doğal bir görsel var burada, görsel bir şölen var. 3 şelale, biri bitiyor, diğeri başlıyor, biri bitiyor, diğeri başlıyor. Ve şu an o şelalelerin bulunduğu yerdeyiz. Adı Kızlar Şelalesi. Cumaçayı üzerindeyiz. Kapılı Mahallesi ve Kutboğaz mahallelerinin arasındaki Cumaçayı üzerindeyiz. Bu şelaleye Kızlar Şelalesi denmiş. Bize gelen, büyüklerimizden anlatılan hikaye şu. Biliyorsunuz bu yol tarihi İpek Yolu. Tarihi İpek Yolu'nun Akkuş'tan Ünye'ye inen ve İlköz'den inen kısımlarına kestirme bir rota oluşturuyor bu İpek Yolu şelalelerinden giden yol. Ve buradan geçmişimizde Rumlar Keltepe'de, bu şelalelerin doğduğu yerin üst kısımda olan Keltepe'de, Taz Yaylası'nda barınırlar imiş. Ve bu Rumlar, Rumların beyleri, tabiri caizse karakolları burada yaşarlarmış ve buradaki bu beylerin hanımları, kızları, o yörenin ileri gelen insanlarının kızları yüzmek için, serinlemek için buraya gelirlermiş. Burada ardı ardına 3 tane şelale var ve önlerinde göller var. Burada yüzerlermiş. Bunun sebebi de şu: Kızlar Şelalesi'ne giriş ve çıkış çok zor. Zor bir arazi var. Sadece ve sadece ırmak boyundan geldiğiniz zaman buraya ulaşabiliyorsunuz. Diğer sağ ve solda uçurumlar var, kayalıklar var. Gerek inişi, gerekse seyri çok zor bir şelale. Dediğimiz gibi sadece ırmak boyundan buraya gelebiliyorsunuz. O yüzden burası korunaklı, ıssız bir yer olduğu için bu dönemin beylerinin, işte karakoldaki yöneticilerinin ve ileri gelen ailelerinin kızları, hanımları bu şelalede serinler, yüzerler ve eğlenirlermiş. O yüzden bu şelaleye Kızlar Şelalesi denmiş efendim. Bu şelaleye ulaşım, şu an için araç ulaşımı yok. Sadece bölgeyi bilen rehberler tarafından buraya ulaşabilirsiniz. Diğer türlü şu an için ulaşım imkanı yok. İpek Yolu şelalelerinden hepinize merhabalar efendim. Kameraman arkadaşımız Emrullah'la birlikte sizler için doğal güzelliklerimizi göstermeye, paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii
Patika yollardan geliyoruz, yorulduk. Ama değdi, gördüklerimize değdi, sizler için paylaştıklarımıza değdi. Şu anda şehir yeri şelalesindeyiz. İpek Yolu şelalelerinden bir tanesi olan şehir yeri şelalesindeyiz. Şehir yeri şelalesi adını eski adı Şar Yeri olan Kapılı Mahallesi'nin Şar Yeri mevkiisinden alıyor. Şar Yeri eski bir yerleşim yeri, tarihe dayanan geçmişi var ve orada tarihi yapılar var. İşte o mahallenin günümüzdeki adı, o Kapılı Mahallesi'nin o mevkiinin adı günümüzde şehir yeri. Buradaki şelalede hemen şehir yerinin alt kısmında olduğu için adını oradan almış şehir yeri şelalesi, farklı bir doğal güzelliği var. Hemen yanında kameraman arkadaşımız Emrullah gösterirse Azmi Hoca Değirmeni var. Tamamen taş bir yapıdan oluşuyor. Geçmiş tarihi bilinmiyor. Şu an restore edilebilir durumda. Kullanılmıyor ama restore edildiği zaman kullanılabilir bir durumda ve doğal bir güzelliği var, tarihi bir önemi var. Hemen yine değirmenin alt tarafında tarihi bir köprü var, ahşap köprü var. Bu alan düz bir alan ve burada bir doğal bir göl oluşabilir. Bu gölün etrafında oturma yerleri, seyir terasları oluşturulabilir ve buradaki güzellik doyasıya yaşanılabilir. Değerli izleyicilerimiz, İpek Yolu şelalelerindeki yolculuğumuz devam ediyor. İpek Yolu şelalelerinde doğa adına ne varsa var demiştik. Yaylardan doğuyordu şelalelerimiz, sularımız. Ormanlığın içerisinde devam ediyordu. Ormanlığın etrafında yürüyüş yollarımız olabilirdi. 20 tane şelaleyi kapsıyordu. Yine bu yolculukta yorulduğunuz zaman, doğadayız, doğal bir su içmek istiyoruz dediğiniz zaman yine hemen şelalelerimizin yanı başında şehir yeri mevkinin hemen altında tamamen doğal, taşların arasından çıkan ve yöre insanının dediğine göre kışın ılık, yazın soğuk akan tamamen doğal bir suyumuz var. Gelen misafirlerimiz bu doğal sularımızdan içebilirler.